Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir canlarım. Bizlere de sorarsanız bizler de iyiyiz elhamdülillah. Bugün Yusufçuğumu şöyle kirli aynasının önünde video başlatmak istedim. Hiç daha önce böyle başlatmamıştım. Bugün de dedim hadi böyle başlayalım. Bugün ne yaptım canlarım? Bugün sabah kalktım erkenden Yusufçuğumu okula götürdüm. Ondan sonra da geri geldim eve, kahvaltı yaptım, geri gittim. Yusuf'u aldım. Ondan sonra geri geldim. Abim vardı. Ondan biraz oturduk, çay falan içtik. Ondan sonra da nereye gittik? Daha sonra da teyzelerine gün vardı. Yani benim komşularımla, diğer yukarıdaki apartmandaki komşularımla günümüz vardı. İki tane günüm var benim arkadaşlar. Biri eski çalıştığım iş yerinden, biri de burada. Bugün de burada güne gittim. Çok güzeldi. Yedik, içtik, eğlendik. Kur'an'ımızı okuduk. Eğlendik derken yani burada Kur'an'ımızı okuyor. Ondan sonra da dualarımızı ediyor. Güzelce de teyzeler hazırlıyor. Ellerine kollarına sağlık. Yedik, içtik, kalktık. Bana da inşallah Mayıs'ta sıra gelecek. O zaman çekip paylaşacağım sizlerle. Mart'ta da arkadaşlarımla günüm sıra bende. Mart'ta da efendim annem. Mart'ta da kreşten arkadaşlarımla olacağız. Ne oldu annem? Yusuf evin içinde bisiklet sürüyor. Odasında şöyle. Yusuf bisikletin var ya, kıyafetinden çok uyumlu. Evet. Ben havalar ısınsın, seni dışarı çıkaracağım, orada süreceksin. Canlarım bisiklet evde duruyor. Hani neden evde duruyor diyecek olursanız bilmiyorum anneciğim. Daha yeni hiç dışarıda kullanılmadı. Daha hiç dışarı çıkmadı. O yüzden şimdilik evde duruyor ve kış günü aşağıda indirmedik bodruma. Yusuf şimdi hevesle biniyor. Dışarıda çıkartmıyor. İnşallah yaz gelince dışarı çıkaracağım. Daha sonra da aşağıda garaja koyacağım bisikletimizi. Yani eve almayacağım. Şimdi temiz diye Yusufcuğum biniyor. Bugün hava güzeldi yine canlarım. Şöyle görüyorsunuz. Sabah çok yağmur yağmış sanırım. Sabah biraz serindi. Öğlene doğru hava çok güzel oldu. Ben de makineyi çalıştırdım. Şöyle perdelerimi yıkadım bu odanın. Şu perdelerini daha önce söylemiştim canlarım sizlere. Şu perde dikilirken eksik dikilmiş. Bu normalde salon perdesi, oturma odasının perdesiydi. Ağır küpürlü o yüzden. Bu oturma odasına diye dikildi ama iki tarafından da yarım yarım eksik dikilmiş. Ben o yüzden gözüme takılıyordu, çocuk odasına indirmiştim. Geçen gün çarşıya gidince perdeyi de götürdüm. Yaparız demişlerdi. Getir biz bakarız dediler. Götürdüm. O da perdeci abiler baktı. Dediler ki bu perdeyi açarsak hiç iyi olmaz, perde bozulur dediler. O yüzden perdeyi geri getirdim. Ondan sonra perde birkaç gündür duruyordu. Annem hayır sökme, onu takacağız şimdi. Ondan sonra da perdeler birkaç gündür duruyordu canlarım. Ben de yıkayayım öyle takayım diye takmadım. Şu içinin güneşliğini de yıkadım. Şu tülünü de yıkadım. Şöyle görüyorsunuz pırıl pırıl tertemiz olmuş. Bunu nasıl yıkadım bir de size bunun tarifini vereyim canlarım. Makinede hangi bölüme attım onu da göstereyim. Bunu ben içine normal toz koydum. Perdeyi yıkarken yumuşatıcı dökmüyorum canlarım. Perdenin kumaşı şey ya, sert, ağır durması gerekiyor. Yumuşatıcı koyunca perde yumuşuyor ve hiç şey almıyor, yani şekil almıyor. O yüzden yumuşatıcı koymuyorum. İçine ne koydum? Çamaşır tozu koydum. Ondan sonra da bir de perdenin üstüne bulaşık makinesi tableti attım bir tane finişten. Şunu nasıl attım? Bunu da kırışmasın diye şöyle normal dolaba katlar gibi. Şöyle. Yusufçum annem oradan çekilir misin? Onlar ıslak. Şöyle katladım canlarım düzgünce. Makineye bunu böyle attım. Böyle olduğu zaman sadece katlanan yerler de izoluyor. Bakın her tarafı kırışık oluyor. Şöyle görüyorsunuz canlarım sadece. Şöyle katlanan yerler de izoluyor. Onun dışında şöyle dümdüz oluyor. Yani perdeyi böyle atıyorum. Ondan sonra da şu tülümde. Bunlar niye böyle bembeyaz diyecek olursanız. Bunlar beyaz değildi zaten canlarım. Aldığımda krem rengiydi. Şöyle görüyorsunuz pırıl pırıl olmuş, tertemiz. Çocuk odasında dahalı zaten. Buraya kimse girmiyor ama yine de toz olmuş, kirlenmiş. Aşırı derecede toz kokuyordu. Şöyle görüyorsunuz. Öyle tertemiz olmuş ki. Bir tane bulaşık makinesi tableti attım içine. Herhalde onu anlatıyordum. Yarım kaldı canlarım. Çamaşır tozu döküyorum. Şeyin üstüne. Normal makinenin çamaşır tozu koyduğumuz yere çamaşır tozunu döküyorum. Ondan sonra da böyle perdeyi attıktan sonra içine de bir tane bulaşık makinesi tableti atıyorum. Bir de şeyin üzerine, çamaşır tozu koyduğumuz yerin üzerine birazcık da karbonat dökerseniz daha da bembeyaz oluyor. Şöyle görüyorsunuz. Benim perdelerim normalde krem rengi. Şimdi bile bembeyaz, tertemiz görünüyor. Yusufçuğum arkada esniyor. Birazdan eşim markete gitti. Gelince o takacak. İnşallah taharken de çekerim sizlere. İkisi de yıkandı. Şöyle leğenimin içinde duruyor.
Biraz kırışıyor ama perde ben böyle ıslak olarak takıyorum canlarım. Perde kuruyana kadar şu küpürlerin ağırlığı aşağı çeke çeke perdeyi şey yapıyor. Düzleştiriyor. Yani onda sıkıntı olmuyor. Öyle işte canlarım, tekrardan makineyi çalıştırdım ben de. Ondan sonra da şurada video çekmeyi çok sevdim. Makineyi çalıştırdım. Kıyafetlerimizi falan attım. Biraz kıyafetlerimiz vardı. Yıkanacak kıyafetlerimiz vardı. Onları attım. Ondan sonra şimdi yemek yapıyorum. Öyle işte canlarım. Gel bakalım ne oldu? O zaman biraz sonra videomuzun devamında görüşürüz. Şimdi geldi canlarım, şöyle perdeyi takıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Perde takma görevini bugün o sen üstlen. Normalde hep ben takıyordum yıkayıp da. Bugün de sen tak bakalım. Benim oraya boyum yetişmiyor arkadaşlar. Biraz yüksek. Yüksek kalıyor yani. Merdivende bizim merdivenimiz yok. Aşağıdaki teyzenin merdivenini kullanıyorduk. Bu sefer şöyle sandalye getirdik. Onun üstünden şey yapıyor, takıyor. Tak bakalım. Tülümüzde de pek kırışmamış değil mi? Diğer odalarda böyle gün gün yık şey yaparım. Yıkar yıkar takarım perdelerini. Ucunu bitirince de şunlardan da kalacak. Şunlardanımız. Yusuf ne yapıyorsun orada? Şuna çekerim soruyor. Allah Allah. Al şunu bir tanesini tak. Şöyle görüyorsunuz. Pek bir kırışıklığı olmuyor. Sadece katlanan yerlerde kırışıklık oluyor. Şöyle. Onlar da sonra açılıyor. Yani yarına kaldığı zaman o kırışıklıklar da gidiyor. Açılıyor. Kuruyor. Şunların hem daha hep su izleri. Onlar kuruduğu zaman gidiyor. Onun tersi düzü neresi ki Ozan? İyi bir baksana tersine düzünü. Şöyle olması lazım. Tersi. Ha, burası arkaya geliyor işte. Arka kısmı burası mı? Arka kısmı orası. O ucudan başla. O sen o aslında açılıp yapılıyor ama şey etmiyor. Diyor ki açar ama diyor kötük alır diyor. Yani pileleri olmaz diyor. Pilesiz kalır diyor. Anlatabildim mi? Nerenin aşağısına? Kenarla buraya da kısa geliyor da ben burada gözümün önünde değil diye kaldırıyorum. Aşağıda kısa geliyor, yukarıda. Eksik yapmışlar yani onu zamanında yapanlar. Ya da biz iyi ölçüyü abi geldi aldı ya, bu perdenin zaten şeysi azdı dedi ya, o perdeden topundan fazla bir yok, çıkarsa yaparım çıkmazsa yapmam dedi ya, o da çıkmamış yine de yapmış yani göz göre göre. Keşke de yapmasaymış, ta baş üstü götürsem o perdenin yine başka perde verirlerdi bize, sen beni göndermedin. Adamlara dedim geçen gün niye getirmedin baş üstü dediler, üstünden 2 sene geçmiş bize perde getiriyorsun dediler, onlar da haklılar yani. İlk baştan götürmen 2 sene geçince mi perde gider? Adam o zaman suçunu bile kabul etmez. Tak bakalım haydi perdeler. Nasıl güzel koktu arkadaşlar, mis gibi. Tertemiz yıkandı, ahlandı, pahlandı, yerine asılıyor. Vallahi böyle izlemesi iyi oluyormuş olsam biri perde takarken. Ben nasıl zor takıyordum. Bugün eşim var, ona kaldı arkadaşlar. Normalde hep ben takardım. Bugün ilk defa sana taktırıyorum. İyi miymiş diyor böyle Duygu diyor Yusuf. Hiç iyi değilmiş Yusuf. İnsanın kolları ağrıyor perde yani takarken. Buluyordum yolu adam bir şey. Değil mi? He. Çok mutluyum bugün takmadığım için. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Ha? Şimdi bir ses geldi de. Telefon kapanır gibi oldu da geri başladı. İki tane kaldı. Hadi bakalım, ha gayret, o da bitecek. Onun şişini ne yaptı o zaman? Tek bir tane şişini. Bilmiyorum, sendeydi. Bir tanesini üzdüm, bir tanesini üzmedim. Aa, ne yaptık ki o zaman? Ha şuradaymış. Yusuf'un yatağının örtüsüne indi yıkanacak arkadaşlar. Şöyle. Baba ağzını bal gibi. Bak kabuğunu da sürdüm. Şöyle görüyorsunuz canlar pırıl pırıl olmuş, tertemiz. Yani çok bir kırışmamış da o kırışıklığı daha kurudukça açılacak. Ütülemiyorum yani ben böyle perdeleri yıkıyorum. Şöyle görüyorsunuz direkt asıyorum. Şu eksiklik dediğim şu kenarlarındaki şu eksiklikler işte bak. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şurası şu kadar eksik, duvardan duvara bakın. Aynı şu duvarda bu o kadar daha eksiklik var.
Aslında açısı olurmuşmuş yani. Çok açılmayacaktı. Ben 50 santim falan dedim adamlara. Ama yukarıda çok eksik kalıyor. Bunun dibinde kolonlar, orada yok. Orada daha çok eksik kalıyordu. Şöyle görüyorsunuz perdemizin son hali. Tertemiz oldu. Şu yatağın örtüsüne mi yıkanacak? Yusuf burada şimdilik yatmıyor. Kış olduğu için kendi odamda yatıyor ama birazcık havalar ılısın. Yusuf'u hemen buraya getireceğim. Hiç kullanmadı ama yine de gözüme kirli gibi görünüyor. O yıkanacak. Derken öyle. İnce işler üstündesin. Ben de makineyi falan çalıştırdım canlarım. Bir de perdeyi hangi ayarda yıkadığımı göstereyim sizlere. Şu fiş neden burada diye soracak olursanız, bizim makinenin arkadaki fiş ateş çıkarıyor. Şu arkasında. Ateş çıkardığı için onu kullanmıyor. Perdeyi şu sentetikler ayarında yıkadım. Buradan 40 dereceyi seçtim. Buradan 1000 dereceyi, buradan da kolay ütüyü seçtim. Eğer yapmak isterseniz diye soruyorum. Evet annem, şimdi diğer çamaşırlarımız yıkanıyor şöyle. Orhan perdesini kapatayım. Daha çamaşırlarım biraz da orada serili. Onlar toplanacak, katlanacak derken. Gel annem. Evet annem, köpükle yıkanır tabi. Şöyle vallahi perde pırıl pırıl olmuş ve kırışmamış. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Kırışsa zaten belli olurdu. İçi de dışı da tertemiz olmuş. Ondan sonra da yukarıdaki perdeleri de sırayla yıkayacağım. Şöyle. Canlarım bizim perde yıkama asma işi bitti. Şöyle koyuyorsunuz pırıl pırıl oldu. Kurudukça da daha iyi oldu. Şu an odanın içi mis gibi kokuyor. Bugünlük yani videom böyle olsun istedim. Devamına başka bir şey eklemeyeceğim. Tüller nasıl yıkanır ya da içi nasıl yıkanır ya da neler kullanıyorum sizlere onları anlatmak istedim aslında. Bugünkü videom böyle kısacık oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Hadi gel bakalım ne diyeceğiz? Like atmayı, abone olmayı ve videomu açmayı hiçbirini unutmayın. Evet, oğlumu duydunuz. Kanalımıza abone olmayı, bol bol yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Desteğe her zaman ihtiyacımız var. Daha kanalımız çok küçük. Yani sizlerle beraber yavaş yavaş büyüyoruz. İnşallah daha büyük bir aile oluruz. Bugünkü videom inşallah faydalı olmuştur sizler için. O zaman videomuza like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.